Birinci soru. Yukarıda gerçek sayılar kümesinde tanımlı f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Birinci ifadeye bakalım. F-5 artı f0 eşittir 2. F-5'i bulalım. X-5 iken arkadaşlar 0 oluyor. Evet. Bir de f0'a bakalım. X 0'dayken de 2 oluyormuş. O zaman 0 artı 2 eşittir 2'dir. Bu doğrudur. İkinci ifadeye bakalım. Fa eşittir 1 eşitliğini sağlayan 3 farklı a değeri vardır. Şimdi fa eşittir 1. 1 şurası arkadaşlar. Şimdi grafiği 1'de kesen bakın kaç tane nokta var. Bir kere şurada var. 1. Şurada var. 2. Şurada var. 3. Bir de burada var. 4. Dolayısıyla a değeri arkadaşlar 4 olacak. 3 farklı demiş ya. Dolayısıyla 4 farklı a değeri vardır. Bakın bu yanlış çıktı. Üçüncü ifadeye bakalım. Fx büyüktür 0 eşitsizliğini sağlayan 5 farklı x tam sayı değeri vardır. Şimdi f-5'teyken 0 oluyor. Arkadaşlar -4'teyken bakın pozitif olur. -3'teyken de pozitif olur. -2'deyken ve -1'deyken hatta 0'dayken de arkadaşlar bunların hepsi pozitif çıkar. Bakın burada 5 tane değer var. Sonra şurada 0 olmuş. 2'deyken negatif arkadaşlar. 3 iken de 0. Bir de 4 var arkadaşlar. Bakın 4'te de gene pozitif değer alıyor. 5 de 0. Sonrasında gene negatif oluyor. Dolayısıyla burada görüldüğü gibi 5 değer. Bir tane değer de burada var arkadaşlar. Toplam 6 x tam sayı değeri vardır. Burada 5 tane dediği için bu yanlıştır arkadaşlar. Doğru olanlar sadece 1 olduğu için doğru cevap A şıkkıdır. İkinci soru, birim karelere ayrılmış şekildeki dik koordinat düzleminde gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur denmiş. Birinci ifadeye bakalım. X eksi 4 eksi 1 için artandır demiş. Şimdi şurası eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 4 şurası, eksi 1 de burası. Evet, bu aralıkta arkadaşlar f fonksiyonu bakın artan. Dolayısıyla bu doğrudur. İkinci ifade. X eksi 1 3 aralığı için azalandır demiş. Şimdi eksi 1 şurası. 3 ise arkadaşlar 1, 2, 3 burası. Evet bakın burada azalandır. Bu da doğru çıktı. Üçüncü ifadeye bakalım. X 1,4 için azalandır demiş. Şimdi şurası 1. 4 de arkadaşlar şurası. Burada hem azalıyor hem artıyor. Dolayısıyla bu yanlıştır arkadaşlar. Doğru olanlar 1 ve 2 olduğu için doğru cevap C şıkkıdır. Üçüncü soru, yukarıda grafiği verilen f fonksiyonunun pozitif değerler aldığı aralık aşağıdakilerden hangisidir? Verilen grafiği incelediğimizde arkadaşlar fx fonksiyonu -2'deyken 0 oluyor. Bir de 5'teyken 0 oluyor. -2'den küçükken de negatif oluyor. Şimdi pozitif olan kısmı -2'den sonrası. Yalnız burada bir 5'te bozuluyor bakın pozitiflik durumu. O halde pozitif olan yer -2 ile sonsuz aralığından 5'i çıkarmamız lazım. Doğru cevap D şıkkıdır. Dördüncü soru. Yukarıda eksi 5, 7 kapalı aralığında tanımlı f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre f fonksiyonunun artan olduğu en geniş aralık aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi grafiği incelediğimizde fonksiyonumuz şurada ve şurada artan. Şimdi burası eksi 5, eksi 3 aralığı. Burası da arkadaşlar 3 ile 7 aralığı. Dolayısıyla artan en geniş aralık bu ikisinin birleşimidir. Doğru cevap E şıkkıdır. Beşinci soru. Yukarıda eksi 7, 4 kapalı aralığında tanımlı f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre fonksiyonun alabileceği en büyük değer ile en küçük değerin toplamı kaçtır? Arkadaşlar bu aralıkta fonksiyonun alabileceği en büyük değer görüldüğü gibi 8'dir. En küçük değer ise burada 1'dir arkadaşlar. Bu ikisinin toplamı da 9 yapar. Doğru cevap C şıkkıdır. Altıncı soru. Yukarıda eksi 6, 8 kapalı aralığında tanımlı f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre x çarpı fx küçüktür 0 eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır? X çarpı fx küçüktür 0 eşitsizliği sağlanacak. Şimdi burada çarpma işlemin sonucu negatif olacağı için bunların ters işaretli olması lazım. Şimdi sırasıyla bakalım arkadaşlar x hangi değerleri alabilir? Şimdi x eksi 6 ile 8 aralığında. Eksi 6 olabilir çünkü eksi 6 olduğu için de fx pozitif oluyor. Bakın ters işaretli. Sonra eksi 5 olabilir gene fx pozitif oluyor. Eksi 4 olabilir. Eksi 3 olabilir. Eksi 2 olabilir. Eksi 1 olabilir. Ama 0 olamaz arkadaşlar. 0 verdiğimizde çarpımları 0 çıkar. 1'i verdiğimizde de 0 çıkıyor. 2 verdiğimizde olur arkadaşlar. Bakın x'e 2 değerini verdiğimizde
Burası da negatif oluyor. Bakın ters işaretli oldular. Sonra 3 değerini veremeyiz. 3'ü verdiğimiz zaman f(x) 0 oluyor. 4 değerini verdiğimizde de pozitif oluyor arkadaşlar. Bu da olmaz. 5'te de pozitif oluyor. Bu olmaz. 6 da zaten 0 oluyor. 7'yi verdiğimizde negatif oluyor. Evet olur. Bir de 8'i verdiğimizde negatif oluyor. X'in alabileceği değerler bunlardır. Şimdi bunların toplamını bulalım. Burada arkadaşlar bir kere eksi 6, eksi 5 daha eksi 11, eksi 4 daha eksi 15, eksi 18, eksi 20, eksi 21 oldu. Pozitifleri toplayalım. 2, 9, 17. Eksi 21 ile de 17'yi topladığımızda eksi 4 buluruz. Doğru cevap D şıkkıdır. 7. soru. Birim karelere ayrılmış şekildeki dik koordinat düzleminde gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur denmiş. Birinci ifadeye bakalım. F-5 artı F-1 eşittir -1'dir denmiş. Şimdi biz burada F-5'e bakalım. Burası -1, -2, -3, -4, -5. Arkadaşlar -5 de görüldüğü gibi -2 değerini almış. Burası -2'dir. F-1'i bulalım. Burada da 1 değerini almış. -2 ile de 1'i topladığımızda -1 olur. Bakın bu doğru çıktı. İkinci ifade 3 küçüktür. F0 artı F'in tersi 5 küçüktür 4. Şimdi F0'ı bulalım. F0 arkadaşlar bakın şurası. Burası 1, 2, 3, 2,5 gibi bir şey. F0 yaklaşık 2,5. Bir de şunu bulalım arkadaşlar. Şimdi şunu bulalım. F'in tersi 5'i. Şimdi f fonksiyonu ne zaman 5 oluyor? Bakın burası 5. Bakın burada 1 iken. Demek ki bu da 1'miş. Şimdi 2,5 ile 1'i topladığımızda 3,5 yapar. 3,5 arkadaşlar 3 ile 4 arasındadır. Bakın bu da doğru çıktı. Üçüncü ifadeye bakalım. F bileşke F'ye eksi 5. Şimdi bunu şöyle yazalım. F eksi 5. Şimdi F eksi 5'i demin bulmuştuk arkadaşlar. Şurada eksi 2 idi. O zaman bu şöyle oldu. F eksi 2 oldu. Şimdi f eksi 2 ise şurada bakın. Şurada bir değer. Bu 0 ile eksi 1 arasındadır. Eksi 1 küçüktür 0. Evet bakın bu da doğru çıktı. Dolayısıyla bu ifadelerin üçü de doğru olduğu için doğru cevap E şıkkıdır. 8. soru. Yukarıda eksi 6, 8 kapalı aralığında tanımlı f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre f fonksiyonu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır denmiş. A şıkkı maksimum noktası 2,5'tir. Maksimum noktası burası arkadaşlar. 2'ye 5. Evet bu doğruymuş. B şıkkı f4 küçüktür f3. Şimdi f4 değeri bakın şurası 5'miş. O zaman f4 değeri arkadaşlar şurada bir yerde. F3 değeri de bakın şurası 3 ya. Bu da buralarda bir yerde. F4 f3'ten daha küçük. Bakın bu f4. Bu f3. F3 daha büyük. Dolayısıyla bu da doğrudur. C şıkkı x eksi 6 ile eksi 1 aralığında ise x çarpı fx büyüktür 0 denmiş. Şimdi x eksi 6 ile eksi 1 aralığındayken negatif arkadaşlar. Fx de burada gene negatif. Çarpımları da eksi ile eksinin çarpımı artı olduğu için bakın sıfırdan büyük. Bu da doğrudur. D şıkkı minimum noktası eksi 6 ya eksi 2'dir denmiş. Bakalım arkadaşlar minimum noktası en alt nokta şurası. Evet burası eksi 6 ya eksi 2. Bu da doğrudur. E şıkkı x 5'te 8 aralığında iken x çarpı fx küçüktür 0 denmiş. Şimdi 5'te 8 aralığı şurası arkadaşlar. Burada x'lerin hepsi pozitiftir. Fx'ler ise bakın şuraya kadar negatif, buradan sonrası da pozitiftir. Dolayısıyla bu ifade arkadaşlar her zaman sıfırdan küçük çıkmaz. Şuradayken bakın şuradayken yani şu aralıkta sıfırdan büyük çıkar. Dolayısıyla bu yanlıştır. Doğru cevap E şıkkıdır. 9. soru. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı daima artan bir f fonksiyonu için f-5 çarpı f2 küçüktür 0 ve f-2 çarpı f2 eşittir 0 olduğuna göre ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur denmiş. Şimdi şurada da f2 var arkadaşlar. Burada da f2 var. Burada çarpımları sıfırmış. Burada da bakın çarpımları sıfırdan küçükmüş. Şimdi şu ikisinin çarpımı sıfırsa ya bu ya bu sıfırdır ama şu sıfır olamaz. Bunu sıfır alırsak burası da sıfır olur. Demek ki şurası sıfır olmalıdır. Şimdi grafiğimizi şöyle çizmeye çalışalım bakalım. F-2 sıfırmış. Demek ki şurası bakın. Eksi 2 de sıfır oluyor. Ve bu sürekli artanmış. Artan dediği için de bakın şöyle bir fonksiyon olacak grafiğimiz. Şimdi arkadaşlar bakalım ifadelere. Birinci ifade F-3 büyüktür F-4 demiş. O halde arkadaşlar F2 pozitif çıkar, F-5 de negatif çıkar. Şimdi şurası eksi 5 olsun. Bakın negatif bir değer alıyor.
Şurası da 2 noktası olsun. Bu da pozitif bir değer alıyor görüyorsunuz. Şimdi maddelere bakalım. Birinci madde f eksi 3 büyüktür f eksi 4. Şurası eksi 4 olsun. Burası da eksi 3 olsun. Bakın f eksi 4 şurası. F eksi 3 burası oluyor. Dolayısıyla eksi 3 f eksi 3 f eksi 4'ten daha büyüktür. Bu doğrudur. F 0 büyüktür 0 demiş. Bakın şurası 0 olduğu için f 0 şurası oluyor. Bakın bu pozitif çıkıyor. Doğrudur. Gelelim 3. maddeye. F eksi 1 ve f 5'in çarpımı 0'dan küçük demiş. F eksi 1 pozitif bir sayıdır arkadaşlar. Bakın şurada olduğu için. Bu pozitif. F 5 de buralarda bir yerde bakın. Bu da pozitiftir. Dolayısıyla artı ile artının çarpımı bakın 0'dan büyük olur. 0'dan küçük olmaz. Bu yanlıştır. Doğru olanlar 1 ve 2 olduğu için doğru cevap D şıkkıdır. 10. soru. Eksi 5, eksi 3 kapalı aralığında değişim hızı pozitif. 2, 5 aralığında değişim hızı negatif olan bir fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi değişim hızı pozitif demek artan bir fonksiyon demek. Değişim hızı negatif demek de azalan bir fonksiyon demek. Şimdi eksi 5 ile eksi 3 aralığında arkadaşlar artacakmış. Şimdi şıkları teker teker değerlendirelim arkadaşlar. Eksi 5, eksi 3 aralığında A şıkkına bakalım. Şimdi bu grafiği şöyle uzattığımızda şurası eksi 3 olsun, burası da eksi 5 olsun. Eksi 5, eksi 3 aralığında bakın artandır. Bir de 2 ile 5 aralığına bakalım. 2 burası, 5 de şurası olsun arkadaşlar. Şöyle uzattığımızda bakın bu da 2 ile 5 aralığında azalandır. Dolayısıyla bakın buna uyduğu için doğru cevap A şıkkıdır. B şıkkına bakalım. Eksi 5, eksi 3 aralığında bu azalır arkadaşlar şurada. Dolayısıyla direkt eleriz. C şıkkı bakın burası sabit arkadaşlar. Artmıyor, azalmıyor. Bunu da eleriz. D şıkkı bakın şurası eksi 5 ile eksi 3 aralığında artıyor. Bu uygun. Ama 2 ile 5 aralığına bakalım. 2 ile 5 aralığında da artıyor arkadaşlar. Bakın bu da gitti, elendi. E şıkkına bakalım. Bu da eksi 5, eksi 3 aralığında hem azalıyor hem artıyor bakın. O zaman bu da gitti. Doğru cevap A şıkkıdır. 11. soru. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonlarının grafikleri yukarıda verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur denmiş. Birinci ifade AB aralığında f ve g fonksiyonlarının ortalama değişim hızları aynıdır. Şimdi f fonksiyona baktığımızda arkadaşlar bakın a ile b aralığında aldığı değer birisi burada birisi burada. G fonksiyona baktığımızda bu da a ile b arasında aldığı değerler gene aynı. Dolayısıyla ikisinin de arkadaşlar bakın ortalama değişim hızları aynıdır. Bu doğrudur. İkinciye bakalım. AC aralığında f fonksiyonunun ortalama değişim hızı g fonksiyonunun ortalama değişim hızından fazladır. Şimdi AC aralığı şurası. Bakın şu aralığa bakacağız. Burada f fonksiyonumuz bakın artmış. G fonksiyonumuz ise azalmış. Dolayısıyla bakın f'inki pozitif, g'ninki negatif olduğu için arkadaşlar f'in hızı daha fazladır. Bakın bu doğrudur. Üçüncüye bakalım. DB aralığı. DB aralığı şurası. Burada denmiş ki g fonksiyonunun ortalama değişim hızı f fonksiyonunun ortalama değişim hızından azdır. Bu sefer g mavi olan artmış, pozitif. Kırmızı olan f de azalmış. Arkadaşlar g'ninki f'inkinden daha fazladır. Pozitif negatiften büyük olacağı için. Dolayısıyla bu azdır değil de çoktur olmalıydı. Bu yanlış olmuş. Doğru olanlar 1 ve 2 olduğu için doğru cevap C şıkkıdır.